Dış ticaret notları konseptli buluşmamızın bugünkü misafiri, Danışmanlık Hizmetleri Departmanı Müdürü, şirket ortağı Altay Yiğin Bey. Merhaba Altay Bey. Öncelikle prestij belgesi olan yetkilendirilmiş yükümlünün tanımı nedir? Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi otokontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statü belgesidir. Firma sahibi olarak YYS belgesi almanın ne gibi avantajları var? 90'dan fazla ülkede farklı isimler altında uygulanan yetkilendirilmiş yükümlülük kolaylıklarını 4 ana başlık altında toplayabiliriz. Bu uygulamalara ait beyanın kontrol ve türüne göre emniyet ve güvenliğe ilişkin ve diğer kolaylıklar. Birincisi ihracatta yerinde gümrükleme. Firmanın belirlenen deposunda ihracatı yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, kısmi veya götürü teminat uygulaması ile süresiz ve düşümsüz teminat uygulamalısı ve onaylanmış ihracatçı yetkisi. Fatura beyanı Euromet, Euro1 belgesi düzenleyip onaylayabilme ve eksik belge ile gümrük beyanında bulunma, taşıt üstü işlemlerden yararlanma, yeşil hat uygulaması gibi uygulamaları söz konusudur. Ve azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme, bunun devamında izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi, emniyet ve güvenlik açıklarından kaynaklı vakalarda azalış ve ithalatta TAREX risk analizine daha az yönlendirebilme. Dahilde işleme izni kapsamında yapılan ithalatlarda aynıyat şartı aranmaması, uluslararası pazarda tedarikçi olarak daha çok tercih edilme ve son olarak da uluslararası piyasalarda güvenilir olarak tanınma imkanı sunmaktadır. Gelecekte de avantaj sağlayacağı konular var mı? Tabii ki mevcut. Yeni gümrük kanunu taslağında da yer alan merkezi gümrükleme uygulaması ve karşılıklı tanıma anlaşması ile var olacak uluslararası sertifikaya sahip olma özelliğiyle karşılayacaktır. Şu anda hali hazırda Güney Kore ile karşılıklı tanıma anlaşmamız mevcut olup 3 ülke ile de istikşafi görüşmelerimiz devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı'nın işlemlerinde mi dikkate alınıyor bu belge, yoksa başka kurumlarda da esas alınıyor mu? Şu anda esas itibariyle Ticaret Bakanlığı nezdinde güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar sağlayan uluslararası bir statü belgesidir. Hali hazırda başka kurumlar ile esas alınmamaktadır. Peki, başvuru şartlarını sıralamanız gerekirse firmalarımız 12 adımda yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına nasıl ulaşabilir? Biz buna 12 adımda YYS diyoruz. Eğer ki soracağımız 12 sorunun tamamına cevabınız evet ise yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu almaya hak kazandınız demektir. Firmanız en az 3 yıldır faaliyette mi? Kullandığınız gümrük, dış ticaret, lojistik ve muhasebe programlarınızda kayıt sisteminiz takip edilebilir mi? Yönetim kurulu üyesi, sermayesinin %10 veya fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisine haiz çalışanların adli sicil belgelerinde arşiv kaydı yoktur ibaresi var mı? SGK borcunuzun olmaması ve vergi borcunuzun olmaması gerekmektedir. Lakin teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen, mahsup talebiyle kabul edilen borçlar dikkate alınmamaktadır. Son 3 yılı olumlu sonuca bağlanmış yeminli mali müşavir raporunuz var mıdır? Geriye dönük 3 yıl içerisinde ciddi ve yüksek oranda gümrük ihlalleriniz olmaması gerekmekte olup ISO 9001 ve 27001 sertifikasına da haiz olmanız gerekmektedir. Geriye dönük 1 yıl içerisinde soracağımız sorulardan herhangi bir şıkkı sağlıyor olmanız da bunun devamını gerektiriyor. Birincisi imalatçı olmak, ikincisi 5 milyon ABD doları tutarında ihracat yapıyor olmak, üçüncüsü 20 milyon ABD doları tutarına ithalat veya ihracat yapıyor olmak, sonuncusu ise 20 milyon dolar tutarında ithalat yapıyor olmak.
Ve son sorumuz, firmanıza ait bina, sevkiyat sahaları ve kargo bölümlerinin izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması yeterlidir. Sorduğumuz bu 12 soruya da cevabınız evet ise yetkilendirilmiş hükümlü sertifikası başvurusu yapmaya hak kazandınız demektir. Teşekkürler Altay Bey. Bir sonraki Dış Ticaret Notları buluşmamızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.